Merhabalar sevgili takipçilerim. Bu videomuzda yılanların dansı ismini verdiğim bu modelimizin tarifini anlatacağım. Şişimize 3'ün katları olarak ilmek attım. 27 ilmek attım. 2 örnek üzerinden göstereceğim. Bu şekilde 2 örnek üzerinden göstereceğim. 27 ilmek. 2 tane de kenar ilmeğimizle birlikte 29 ilmeğimiz var. Lastik üzerine örneğin nasıl konulacağını anlatabilmek için de 2 sıra lastik ördüm. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 3 tane ters öreceğiz. Dokuz adet düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar 3 adet ters alıyoruz. Dokuz adet düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 adet ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. İkinci sıramızda ilmekleri gördüğümüz şekilde alacağız. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 3 adet düz. Diğer tarafta ters örmüştük. 9 adet ters şeklinde. Yine 3 adet düz. 3. sıramızda kenar ilmeğimizi alıyoruz. 3 adet ters öreceğiz. 3 ilmeği toplayacağız. En arkadaki ilmeğimizi ön tarafa geçireceğiz. Ondan sonra toplayacağız 3 ilmeğimizi ve düz olarak öreceğiz. Bir adet arttıracağız. Bir düz ilmek öreceğiz. İkinciyi arttıracağız. İkinci düz ilmeği öreceğiz. Üçüncüyü arttırıp 3. düz ilmeğimizi öreceğiz. 4. arttıracağız. Bu 3 ilmeğimizi toplayacağız. Yalnız burada yaptığımız gibi yapmayacağız. Düz olarak toplayacağız. Üç adet ters ilmeğimizi öreceğiz. Yine 3 ilmeğimizi arkadaki ilmeği ön tarafa alarak toplayacağız. Bir düz öreceğiz. 2, ikinci düz öreceğiz. 3, üçüncü düz öreceğiz. 4 adet arttırmış oluyoruz. Yine bu 3 ilmeği topluyoruz. İlmeği, arka ilmeği buraya geçirmiyoruz. Düz olarak topluyoruz. 3 ters ilmeğimizi örüyoruz.
Kenar ilmeğimizi alıp ters çevireceğiz. Örneğimizin tersinde ilmekleri gördüğümüz şekilde alıyoruz. 1, 2, 3 düz. 4'tırdığımız ilmekleri de ters olarak alıyoruz. Başlangıç ilmeğimizi alacağız. 3 ters ilmeğimizi öreceğiz. Bu arttırdığımız ilmeklerle birlikte düz öreceğiz. Üç ters öreceğiz. Arka sırada ilmekleri gördüğümüz şekilde alıyoruz yine. Bu sıramızda örneğimizin ikinci aşamasına geçeceğiz. Başlangıç ilmeğimizi alacağız. Bu ters örgüleri 1-2 adet düz öreceğiz. Bir tane arttıracağız. Bir düz öreceğiz. Bir adet daha arttıracağız. 3 ilmeğimizi toplayacağız. Bir alt sırada toplarken arkadaki ilmeği öne getirerek toplamıştık ama örneğimizin ikinci aşamasında düz olarak toplayacağız. 3 adet bu düz ilmeklerimizi 3 adet ters öreceğiz. Bu 3 ilmeğimizi toplayacağız. Arkadaki ilmeğimizi öne alarak toplayacağız. Altta yaptığımız işlemin tersini yaptık. Burada düz topladık. Burada arkadaki ilmeği öne getirerek topladık. Bir adet ilmeğimizi arttıracağız. Bir düz öreceğiz. Bu terslerimizi düz örüyoruz. İkinciyi arttırıyoruz. İkinci düz örüyoruz. Üçüncüyü arttırıyoruz. Üçüncü düz örüyoruz. Dördüncüyü arttırıp bu 3 ilmeğimizi topluyoruz. Üç adet ters öreceğiz. Arkadaki ilmeğimizi öne getirerek bu 3 ilmeğimizi de toplayacağız.
1 adet arttıracağız, 1 düz öreceğiz, 1 adet arttıracağız. İkinci ve üçüncü ilmekleri de düz öreceğiz, kenar ilmeğimizi alacağız. Arka sırada yine ilmekleri gördüğümüz şekilde alacağız. Bu sıramızda da ilmekleri gördüğümüz şekilde alacağız. Böyle kasma olmayacak. Arka sırada yine tersi ters düzü düz alacağız. Örneğimizin üçüncü aşamasında bu altta yaptığımız gibi yapacağız şimdi. Başlangıç ilmeğimizi alıyoruz. Bu düzlerimizi 3 adet ters öreceğiz. 1, 2, 3. Bu 3 ilmeği toplayacağız ama arkadaki ilmeği öne alarak toplama işlemini yapacağız. Alt sırada yaptığımız gibi. Bu ilmeğimiz hep üstte kalması gerekiyor. Bir adet arttıracağız. Bu ters ilmeklerimizi düz örerek aralarına birer arttırma yapıyoruz. Bir arttırıyoruz, bir düz örüyoruz. İkinciyi arttırıyoruz, ikinci düzü. Üçüncüyü arttırıyoruz, üçüncü düz örüyoruz. Dördüncüyü arttırıyoruz. Bu üç ilmeğimizi topluyoruz. Düz olarak toplayacağız. Üç adet ters öreceğiz. Bu üç ilmeğimizi arkadaki ilmeği öne geçirerek toplama işlemini yapacağız. Bir adet arttıracağız. Bu tersleri düz olarak öreceğiz. İkinciyi arttırıp ikinciyi, üçüncüyü arttırıp üçüncü ilmeğimizi öreceğiz. Dördüncüyü arttırıp üç ilmeğimizi düz olarak toplayacağız. Üç adet ters örüp kenar ilmeğimizi alacağız. Örneğimiz karışık gibi görünse de
ortaya çıktıktan sonra rahatlıkla örülebiliyor. İlk başta size karışık gelebilir. Yine 3 sıra ilmekleri gördüğümüz şekilde alacağız. Bu 3 sıra gördüğümüz şekilde alırken artma ve kasma yapmıyoruz. Bu ikinci sıramız. Tersini de öreceğiz şimdi. Şimdi bu ikinci aşamada yaptığımız örneğin aynısını yapacağız. Başlangıç ilmeğimizi alacağız. Bu tersleri düz öreceğiz. 2 adet düz ördükten sonra 1 adet arttırıp 3. düzümüzü alacağız. Tekrar 1 adet arttırıp bu 3 ilmeğimizi toplayacağız. Düz olarak topluyoruz. Bu 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine bu 3 ilmeği arkadaki ilmeği öne alarak topluyoruz. Birinciyi arttırıyoruz. Bir düz örüyoruz. İkinciyi arttırıyoruz. İkinci düz örüyoruz. Üçüncüyü arttırıp üçüncü düz örüyoruz. Dördüncüyü arttırıp bu 3 ilmeğimizi topluyoruz. Düz ilmeklerimizi 3 adet ters olarak alıyoruz. Yine bu 3 ilmeği arkadaki ilmeği öne alarak topluyoruz. Bir adet arttırıp bir düz örüyoruz. İkinciyi arttırıp kalan ilmekleri düz örüyoruz. Örneğimizde bu topladığımız yerlerde düz ilmeğimiz hep üst kısmında kalması gerekiyor. Onun için birinci aşamamızda arkadaki ilmeği öne getirerek topluyoruz, bunu düz topluyoruz. Arkadaki ilmeği öne getirip topluyoruz, bunu düz topluyoruz. Örneğimizin ikinci aşamasında düz topluyoruz. Burada arkadaki ilmeği öne getirerek topluyoruz, bunu düz topluyoruz. Burada arkadaki ilmeği öne getirerek topluyoruz. Yine üst sırada aynı bu örneği koyarken burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Örneğimiz bu kadar. Hırkalarda, yeleklerde
çeyizlik gelin yeleklerinde kullanabileceğiniz, ilk başlarda dediğim gibi zor gibi görünse de örneğe alıştıktan sonra kolayca örebileceğiniz bir örnek. İyi günlerde kullanmanızı diliyorum.